Sevgili Aslan burçları, Ay burcu Aslan, yükselen Aslanlar, 25 Ağustos 31 Ağustos dönemi neler bekliyor siz sevgili Aslanları anlatmaya çalışacağım. Önemsediğiniz ilişkilerde yeniden odaklanma fırsatı olabilir. Önemsediğiniz bir işi tekrar ele alabilirsiniz. Zihinsel tedaviler veya bilinçaltı temizliği gibi konularda çok iyisiniz. Bir dinlenme, iyileşme ve sınırlardan kurtulma dönemi başlamış. Bazı insanların kontrol yetimi olduğunu görüyorum. Bakınız, kontrolü başkasına vermişsiniz. Bazı aslan burçları. Gerçekleşecek değişim seni yorabilir. Özel hayatında olsun, iş hayatında olsun, lütfen kimseye kontrolü ele verme. Yenilenme, dönüşüm seni her türlü iyiliğe taşırken maddesel dünyada parasal sıkıntıları bitiriyorsun. Ve tehlikeli gidişe hayır diyerek ilerlediğini, huzursuzluk döneminin bittiğini, Rabbimin izniyle kötü günlerin geride kaldığını da vurgulamak isterim. Sıkıntılı süreçler, böyle gizli kalmış sıkıntılı olaylar bitiyor ve huzuru yakalayacağını, fırsatları değerlendireceğini görüyorum. İnancını zaten tekrar kazanacaksın ve yaşadığın kararsızlıktan sonra gerçek duygularını ifade edeceğini, serbest hareket edeceğini, kargaşadan kurtulacağını görüyorum ve bazı birliktelikler, bazı kötü niyetli insanlar tarafından kullanılabilir. Dedikoduya adın karışabilir. Aldırış etme. Zihinsel dengeni korumaya çalış. Mantıklı olmaya çalış. Çünkü dediğim gibi bazı kargaşalar, dedikodular seni engellenmiş hissettirecek. Seni olayların gerisinde hissettirecek. Kontrolden çıktı mı diyeceksin olaylar. Böyle bir dedikodu yüzünden umutsuzluk, sıkıntı ve kötü bir dönem olabilir. İkilemde kaldığın konuyla ilgili umutlar yeşerecek, net karar vereceksin. Akış çok iyi. Parasal akışın ben iyi olduğunu, sizi dengelediğini görüyorum sevgili aslan burçları. Nesnel dünyada bazı kayıplar yaşamış olabilir bazı aslanlar. Bazı umutsuzluklar var. Evinle ilgili bazı düzenlemeler olabilir. Bazen ilişkilerde yol alma, yani farklı yönlere gitme olabilir. Ayrılık diyelim buna. Dikkat edin, sırtınızdan hançerlenmeyesiniz. Büyük negatif enerji gibi bir konu. Bir tartışma sırasında açığa çıkabilir. Üç kişiyle tartışma. Ev içinde bazı duygu yetimleri, ev içinde kontrolden çıkan tartışmalar var. Tamam, işte yok. İşte kontrol tamam. Sosyal hayatta kontrol tamam ama ev içinde farklı odaklanmalar, farklı yöne gitmeler, farklı düşünceler seni böyle hilebaz insanlar olsun, düşünceleri sıkıntılı insanlar olsun, bunlarla böyle bir keyifsizlik veriyor, bir sıkıntı veriyor. Hayırlısıyla dedikodulardan uzaklaştığında hem kendine geleceksin, hem iyi bir şeyler başlatacaksın. Kötü hiçbir enerji görmedim sevgili dostum. Tam tersi, enerjinin güzel çalıştığına şahit olacağız. Kötü bir durum yok. Rabbimin izniyle.
Şimdi dedikodu, skandal ve kötü dönemlerin bittiğini görüyorum. Bazı entrikalar olmuş, kinci bir insan tarafından, ama aydınlığa çıkacak. Düşüncelerinle, duygularınla iyileştirici bir mizaç sergiliyorsun. İnsanlar senden güç alacaklar. Gerek coşkun, eğlenti yoluyla olsun, gittiğin yerlerde liderlik yoluyla olsun. Duyumsamaların çok iyi, oldukça iyi, güzel şeyler yaşayacağını görüyorum. Psikolojik sorunların gideceğini, planların, tasarıların belki yavaşlamış olabilir ama ne olursa olsun birdenbire hızlanacağını, kötü gidişata dur diyeceğini de söyleyebilirim. Ben negatif hiçbir kötü bir şey görmedim. Tam tersi, olayların gidişatı da her şeyde çok 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 iyi yani gösteriyor. Evet. Bir takım skandallardan, bir takım üzüntülerden sonra özgüvenle ilerlediğini, gecikmiş kazançların olduğunu, girdiğin mücadeleyi kazandığını gösteriyor. Evet. Şimdi önemli müjdeler var. Kuvvet kazanacağını dediğim gibi söylüyorum. Evet. Arkadaşlar, düşünmeden bir şey imzalama. İmzaladığın kağıtlara dikkat et. Aldığın kararlara dikkat et. Ya da borç alıp verme. Biraz nedir? Maddi sıkıntıya da işaret ediyor bu konuda. Borç alıp verirsen ya da herhangi bir, nasıl diyeyim, kötü durumdan kurtulmaya çalışınca hayırlısıyla bunlardan Rabbimin izniyle kurtulacağını görüyorum. Sorumluluklarını yerine getirerek ilerleyeceğini. Bazı yanlış yönlendirmeler olmuş ama bundan da kurtulacağını söylüyorum. Evet. Sezgisel anlamda çok iyisin. Güç algıların çok iyi. Senin için önemli olayları başlatacağını, huzurlu bir döneme girdiğini, Rabbimin izniyle keyif verici gelişmeler olacağını da söylemeliyim. Evet. Canlı bir dönemdesin. Aydınlık bir dönemdesin. Hayırlısıyla kötü gidişata dur diyeceğini de söylemeliyim sevgili dostum. Canlı, eğlenceli, güzel bir haftadan geçiyor olacaksın. Ve özellikle kadın aslanlar, hamilelik konusunda olsun, ev düzenlemesi konusunda olsun müjdeler var. Çocukların gelişimi, çocukların işte nasıl diyeyim, çocuklarla ilgili gelişmelerin olumlu yönde olacağını da size belirtmek isterim. Güzel bir hafta olsun inşallah. Allah'ın izniyle tüm dilekleriniz kabul olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Zikrinizi veriyorum. Ya Malikel Mülk, 212'dir tekrar sayısı. Hakiki mülk sahibi, dilediğine verir, dilediğinden alır anlamındadır. Hoşça kalın, dostça kalın.